Ben 1985 Alanya doğumluyum. Aslen Gazipaşalıyım aslında ama Alanya'da doğdum, büyüdüm. Eğitimimi, ilk orta lise eğitimimi Gazipaşa'da yaptıktan sonra üniversite eğitiminden daha sonra Alanya'ya geldim. Oğuzhan İnşaat'ta satış elemanı olarak çalışmaya başladım. Tabii bir 5 yıl 2012'ye kadar, 2011'in sonuna kadar faaliyet gösterdikten sonra Seaside Alanya'yı, şimdiki şirketimizi kurdum. Seaside Alanya biliyorsunuz şehrimizin de özelliği olduğu için genelde daha çok yabancılara konut satışı yapan bir firmayız. Şu anda 5. yılımızı doldurduk. Tabii bu 5 yıl içinde farklı ülkelerde yapılanmaya çalıştık. Özellikle İran'da ciddi çalışmalarımız oldu ve ofislerimiz var. Bayilerimiz var, kendimize ait merkez ofisimiz var. İran'dan daha önce biliyorsunuz Avrupa pazarı daha hareketliyken İsveç'in Göteborg şehrinde bir ofisimiz vardı, satış ofisimiz vardı. Şu anda o satış ofisiyle alakalı bir adres değişikliği yapmış da olsak şu anda yine İsveç'te bir ofisimiz mevcut. İsveç'te yaşayan göçmenleri daha çok biz hedef alarak pazarlama yapıyoruz. Aşağı yukarı bir 200 aileyi İsveç'ten, 100'e yakın aileyi de İran'dan, Alanya'da ev sahibi yaptık şimdiye kadar. Farklı pazarlarda da faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Farklı pazarlarda da yapılanmaya çalışıyoruz. Özellikle 2 yıldır Azerbaycan'da faaliyetlerimiz var. Ve inşallah 2017 yılında bu faaliyetlerden sonuç almayı bekliyoruz. Şimdi Alanya'da biliyorsunuz 15 bin konut olduğu söylenir her zaman. Bu bir nebze olsun doğrudur. Ve bir projeyi biz seçerken, bir projeyi portföyümüze alırken öncelikle güvenilirliğine, inşaat firmasının güvenilirliğine dikkat ederiz. Sonrasında çıkabilecek problemlere ne denli cevap veriyor, ne denli çözüm noktasında yardımcı olur, onlara çok dikkat ederiz. Onun yanında yabancıların ihtiyacı olabilecek tesisler vardır biliyorsunuz. İşte bir ne için Alanya'da ev alır? Tatilini büyük ihtimalle, yani büyük bir çoğunluğu Alanya'da tatilini geçirmek için Alanya'dan bir konut alır, ev alır. Bu tatil süresince ihtiyacı olabilecek nedir? İşte yazın bir yüzme havuzu en azından olması gerekir. Ve olabiliyorsa fitness, hamam, sauna, buhar odası tarzında daha projenin daha da lüksleştirecek, daha da elitleştirecek aktivitelerde eğer bulunabiliyorsa bizim için tercih sebebidir ve portföyümüzü alabiliriz. Ama dediğim gibi asıl konu güvenilirliktir. Türkiye'de emlak sektörü yasayla düzenlenen bir meslek olarak görünmüyor, emlakçılık. Böyle olduğu için de mesela bir emlak firması yurt dışında fuara gideceğinde yapacağı harcamanın tamamını kendi bütçesinden ödemek, karşılamak zorunda. Fakat bir inşaat firması uluslararası bir emlak fuarına giderken devlet teşvikinden istifade edebiliyor. Halbuki emlakçılar da, emlak firmaları da bu noktada desteklense daha ciddi tanıtımlar yapılabilir. Ama maalesef böyle olmadığı için, böyle bir destekten istifade edemediğimiz için bizim bütçemizde el verdiği kadar fuarlara katılabiliyoruz. Önümüzdeki yıl Azerbaycan'da yine buhara katılacağız. 2 tane İran'da, İran'ın bizim için önemli şehirlerin Tahran'da ve Tebriz'de fuarlara katılacağız. Şimdilik fuar programımız bu kadar ama tabii ki yıl içinde gene ihtiyaca göre, potansiyele göre bu değişiklik gösterebilir. Yeni fuarlara gidebiliriz. Biz her zaman söylediğim gibi en iyi bildiğimiz işi yapmak istiyoruz. Emlakçılık yapmak istiyoruz ve bütün potansiyel, bizim için potansiyel olabilecek bütün pazarlarda var olmak istiyoruz. İşte bugün Orta Doğu'da İran'dayken işte bir Ürdün'de yapılanmak istiyoruz. Yine Orta Asya'da Kırgızistan, Bişkek'te mevcut bir ofisimiz var hali hazırda. Fakat Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerinde, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde yapılanmak istiyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda uluslararası durumumuz, politik durumumuz da düzelirse, uluslararası ilişkilerimiz de düzelirse önümüzdeki yıllarda yaptığımız çalışmalarından verim bekliyoruz, sonuç almak istiyoruz ve alacağımız sonuca göre de şirketimizi büyüteceğiz tabii ki, büyütmek istiyoruz.